Merhaba arkadaşlar, Koca Ayı yine sizlerle. Bugünkü konumuz Rusya'da yılbaşı hakkında şaşırtıcı 10 gerçek. Ne demiş şair Turçev? Rusya akılla anlaşılmaz, arşınla ölçülmez. Sen Rusya'ya inan yeter. Bu sözlerin ışığında Rusya'yı merak eden, Rusya ile ilgili gerçekleri bilmek isteyen ve daha önemlisi bugünkü konumuz Rusya'da yılbaşıyla ilgili 10 gerçeği dinlemek isteyen sevgili izleyicilerle buluşmak üzere bugün buradayız. İlk gerçeğimiz Rusya'da yılbaşının tarihi hakkında. İlk yılbaşı Rusya'ya Avrupa'da bunu görüp çok beğenen Çar 1. Petro'nun özellikle ısrarıyla gelmiştir. Rusya'nın gelişme sürecinde büyük etkisi olan Petro bunu ülkesini geliştirmek adına yapmıştır. Kimdir Petro derseniz aslında hepiniz çok yakinen tarihten tanıyorsunuz. Malum haliniz Deli Petro. Biz deli diyoruz ama Rus halkı için 1. Petro gerçekten çok önemli. Büyük Peter olarak biliniyor ve Rusya'ya yılbaşı o dönemde gelmiş. Sonralarda Sovyetler Birliği döneminde yılbaşı ateist resmi devlet felsefesinin ışığında sadece yeni yılı kutlamak adına Noel'den ayrılmış ve dini durumlarından uzaklaştırılmıştır. Ruslar 10 günlük tatillerinde çılgın tatillerini yaparlarken hiç kimse çalışmaz. Zorunlu altyapı hizmetleri ve gıda haricinde yani marketler, restoranlar, sağlık hizmetleri, güvenlik tesisatları gibi şeyler devam eder. Ancak arabanızı bozarsanız şayet arabanızı yaptıramazsınız. Hiçbir mekanikçiyi bulamazsınız. Veya evinizde bir elektrik aksamı arızalanırsa tamir etmek için yılbaşı tatilinin sonunu beklemek zorundasınız. Bu arada Ortodoks yılbaşı olan 7 Ocak'ta Ruslar bu tarihte kutlama yaparlar. Ancak bildiğimiz kutlamalardan değil, daha ziyade ev ziyaretleri şeklinde gelenekselleşmiş bir içsel kutlama yöntemiyle bunu kutlamaya devam ederler. Hatta bu 10 günde Ruslara yetmez ve eski ve yeni takvimlerinin yılbaşları olarak, yani Julian ve Gregorian takvimlerinin ilk günlerini alarak 13 ve 14 Ocak'ta da Ruslar yine tatil yapmaya devam ederler. Yabancıların gözünde bu tatil oldukça sıra dışı görülmektedir sevgili izleyenlerimiz. Şimdi dördüncü kısma geçiyoruz. Dördüncü gerçek Rusya ile ilgili bence en önemlisi, sizce bilmiyorum ama bence en önemli gerçek şu: yılbaşı kutlamaları için yiyecekler neredeyse tam bir ay öncesinden, yani neredeyse Kasım'ın başından itibaren hazırlanmaya başlanır. Bu dönemde pahalı konserveler, çeşitli sucuklar, salamlar, sosisler, pastırmalar ve farklı farklı salatalar için özel konserveler hazırlanır. Hepinizin bildiği gibi Rusların en çok tanınan yemeği Rus salatasıdır sevgili izleyenler. Rus salatası ile ilgili şunu belirtmek istiyorum. Rusların Rus salatasına verdiği isim Olivier'dir. Olivier ismi son derece ironiktir ki bir Fransız aşçı olan Olivier'den gelmektedir. Napolyon istilasını görmüş olan Rus halkının en çok tanınan milli yemekleri diyebileceğimiz bir salataya bir Fransızın ismini vermesi oldukça ilginç bir durumdur ve bir gerçekten ibarettir. Evet, bu ve benzeri yiyeceklerden Ruslar oldukça fazla tencere tencere yaparlar ve bunları saklarlar yılbaşında yemek için sevgili izleyenler. Ancak Ruslarla ilgili şöyle bir gerçek var. Kesinlikle ve kesinlikle hindi tüketmiyorlar yılbaşında. İstisna yiyenler olabilir ama hindi tüketmek dünyada sadece Amerikalılara özgü bir şey. Belki biraz da biz Türklerde var zannediyorum. Evet, altıncı en önemli gerçeklerden biriyle Rusya'da yılbaşında devam ediyoruz. Efendim her yılbaşında doğayı koruma görevlileri Rusya'da büyük bir uğraş verseler de ne yazık ki çamların kesilmesine bir türlü engel olamıyorlar. Çünkü Rus halkı canlı çamla yeni yıla girmeyi istiyor. Çam kokusunu çok seviyorlar. Maşallah içeride bir çam varsa sanki çamın içinde bu yılbaşını kutluyorlarmış gibi hissediyorlar. Daha önemlisi, çok ilginç bir şey var. Günümüzde
Yılbaşı süsleri dünyanın her yerinde plastik ya da buna benzer yeni materyallerden yapılıyor. Ancak Rusya'da insanlar halen babaannelerinin babaannelerinden ya da büyük dedelerinden kalma cam, porselen ya da ahşaptan yapılmış el işçiliği ve el boyaması olan yılbaşı süslerini kullanıyorlar sevgili izleyenler. Ben bu antika şeylerin Türkiye'de olsa ne olacağını düşünüyorum. Aklıma şu geliyor. Büyük ihtimalle misket olurlardı çocukların elinde. Ama Ruslara bu konuda büyük bir hayranlık duyuyorum. Gerçekten hem tarihlerine hem kültürlerine bağlılıklar açısından. Ruslar asla kırmızı kıyafetler giymezler sevgili izleyenler yılbaşında. Geçen yıl sarı yer domuzu yılı olduğu için Ruslar hep sarı giyinmişlerdir. Bizim bilinenin aksine, bildiklerimizin aksine Ruslar Doğu mitolojisini, Doğu felsefesini takip ederler astrolojide. Bu sebeple her yıl başında bir sonraki yılın Doğu takvimlerine göre hayvan ve renk konusunda feyzini alırlar. Mesela geçen yıl sarı yer domuzu yılıydı ve her yıl başında Rusya'da sarı giymiş ve domuz yemiştir. Merak ediyorum, acaba önümüzdeki yıl ya da bir sonraki yıl Eflatun hava akrebi yılı olursa ne olurdu? Ruslar için yılbaşı gecesinde saat 12'de kadeh kaldırmak çok önemli. Peki ne içiyorlar diye soracak olursanız, saat 12'de kadehlerinde sadece ve sadece Sovyet yarı tatlı şampanyası oluyor. Bakın, şarap değil, vodka değil, bira kesinlikle değil. Yarım tatlı Sovyet şampanyası. Peki bizde ne oluyor? Köpüklü şarap oluyor. Bir günde köpüklü şarap mı şampanya mı üzerine bir video çekmek istiyorum açıkçası. Ayrıca Ruslardaki bir gelenekten bahsetmek istiyorum. Saat 12'de kaldırılan, kadeh olarak kaldırılan şampanyanın içine gerçekleşmesini istedikleri dilekleri bir kağıda, küçük bir kağıda yazarak kadehin içine atıp bu kadehle beraber o dileği, o kağıdı içiyorlar sevgili dinleyenler, izleyenler. Bu konuyu daha kimseyle paylaşmıyorlar. Bu da bu konuyla ilgili 7. gerçeğimizdi. Sevgili izleyicilerimiz, her yılbaşı Kremlin Sarayı'nda, muhtemelen izleyenler olmuşsa ya Rus televizyonunda, büyük, devasa bir havai fişek gösterisi oluyor. Rusya'nın yılbaşı kutlaması tarihiyle bu neredeyse paraleldir. Yani Deri Petro zamanına kadar gidiyor. Bu gelenek Rus halkının tamamına sirayet etmiştir. İrili ufaklı ülkenin her yerinde münhal mahalleler dahil olmak üzere vatandaşlar kendi imkanlarıyla izin verilmiş ya da verilmemiş gerçek ya da sahte havai fişekleri patlatmaya çalışırlar. Ve yılbaşının ertesi günü hastaneler bu havai fişeklerle uğraşırken kendisini yaralayan ve travma geçiren insanlarla dolar. Şunu görüyoruz ki Rusya'da yılbaşı günü havai fişekler alkolden çok daha tehlikeli oluyor. Malum bizde de kurban bayramlarında hastaneler kesik ve travma geçirmiş insanlarla doluyor. Kesikler insanların acemi kasaplıklarından, travma da ne yazık ki hayvanlarla çok güreş tutmaya çalıştıkları için oluyor sevgili izleyenler. Çocuklar yılbaşlarında Ded Moroz, yani buz dedeyi beklerler. Bu bir halk hikayesidir. Ve Noel Baba'dan farklı olarak Buz Dede, Türk kültüründeki Ayaz Ata'ya büyük benzerlikler göstermektedir. Yani milli bir olgudur Ruslar için. Buz Dede'nin bir de Sineguraçka isminde torunu vardır. Ve her yılbaşı o torununa hediyeler getirir. Bu esin kaynağı ile Ruslar çocuklarına ve sevdiklerine hediye verme ya da onlardan hediye bekleme alışkanlığı içerisindedirler. İlginç olarak bu figür kesinlikle hiçbir din veya inanışla bağlılık göstermemektedir. Tamamen Rusların milli bir figürü haline gelmiştir. Bir Rus atasözü der ki, yılbaşınızı nasıl geçirirseniz
Yeni yıla nasıl girerseniz bütün yılınız öyle geçer. Bu her kültürde de gelecek yıla bir umut kaynağı olarak neredeyse benzer ritüeller taşımaktadır. Ancak Rusların bu atasözünün onlara getirdiği şu özellikleri söylemek lazım. Ruslar ilk olarak evlerinde aileleriyle birlikte yılbaşını geçirmek isterler. İkinci olarak da sevdikleriyle büyük bir sofra etrafında birlikte olmak ister Ruslar. Kim istemez ki? Sevgili izleyenlerimiz, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize Rus dostlarınız, arkadaşlarınız ve ailelerinizle güzel bir yılbaşı diliyorum şimdiden. Bu arada bu videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonunu mutlaka tıklayınız. Bu arada bu videomuzla alakalı olarak sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz veya merak ettiğiniz gelenek ve ülkeleri yorumlarda paylaşmanızı istirham ediyoruz. Tabii ki kanalımıza üye olup takip etmeyi unutmayınız. Bu videoda yeteri kadar eğlendiyseniz lütfen yorumlarda belirtiniz. Bu videonun devam serisini çekmeyi istiyoruz. Bize vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. En güzel geceler, en güzel günler sizlerin olsun. Hoşça kalın.